Yani bu ülkede bu seçimlerin olması bizim için en önemli seçim. Özellikle bu CHP gelirse ülkenin anasını ağlatırlar. Biz zaten kendileri de söylüyor. İHA'ları, SİHA'ları tamamen durduracağız. Muharrem İnce ne diyor? Eğer bana Selahattin Demirtaş'ın bırakıldığını söyleyen bir video getirin, burada siyaseti bırakıyorum de. Adam sen bırak hadi. Adam sen. Erdoğan neler yaptı hemen söyleyeyim. Atatürk Havalimanı'nı ormanlık alana çevirdi. İstanbul Havalimanı'nı kendisi yaptı. Bu ülkede... Havalimanı kim yaptı? Kim yaptı? Erdoğan. Tayyip yaptı. Cengiz yaptı. Mehmet Cengiz yaptı. Paraları bize borçlandırdı 40 sene. Yavrucuğum senin bak. Kul hakkı çok iyi diyor. Baştaki kulak iyi. Bir markete gidiyorsun bir şey alamıyorsun. Bir kira veremiyorsun. Kul hakkı çok iyidir. Buna söyle daha dursun yerinde ya. Yeter ya. Ömer Ceza mı 14 Mayıs'ta? En büyük reis Tayyip'tir. Başka kimse var neden mı? Neden Recep Tayyip Erdoğan? Yaptıklarıyla ünlü zaten. Dünyada bir. Hangi yaptıklarıyla ünlü abi? Hangisini sayayım ki? Denizin altından mı diyeyim, denizin üstünden mi diyeyim? Hangisini sayayım? Enflasyon ne durumda abi? %80 enflasyon var. Süper abi. Herkesin elinde baksana kahveler her taraf dolu. Hani bunu görmemiz lazım. Elinde kahve var mı abi? Hani nerede kahve? Ya bende de ben evimde içerim. Ben niye burada... Niye dışarıda içemiyorsun? Dışarıda eskiden millet dışarıda mı içiyordu? Tabii ki dışarıda içiyordu. Herkes de Boğaz kenarında içiyordu. Davranırdı. Hayır eskiden abi Boğaz kenarında içiyordu kafesinde. Boğaz kenarı kafesinde. Eskiden sadece zenginlere aitti. Fakirlere ait değildi. Fakirler fakir gidiyor mu? Fakir her zaman gitmez. Zengin zaten gider her zaman. Boğaz'da bir kahve ne kadar biliyor musun abi? İstersen 600 lira olsun. 600 de az. Sen içtin mi? Ben Boğaz'da ne işim var güzel kardeşim? Niye evimde içerim işte kahvemi. Hanımımla beraber kahve. Evin alabiliyor musun kahve? Alıyorum tabii niye alamıyorum? Ya abi Allah Allah. Ya böyle bir reis gerçekten dünya başımıza, kaç Allah para, başımıza kaç para abi demiş. Kahvenin kolisi kaç para? Paketi kaç para kahvenin? Kaç para olduğunu bilmiyorum şu anda. Ne zaman almışsınız ama? Baksana almamışsın evine bile almamışsın. Ya bir kahvenin değil bir kahvenin Tayyip'i satacaksak dünyaya batsın yani o dünya. Evet. Allah Allah. Niye? Adam ekmek de yok diyor vatandaş. Yaptıklarınla konuş yaptıklarınla. Hadi imam. Şurada kahve var. Yok, semtine yok. Göre İmamoğlu kahve ne var. Ne dedi? İmamoğlu her şey çok güzel olacak dedi. Bu avcılar. Aha gördünüz. Kazıp kazıp yeniden yapıyor. Yeşilken de gidin avcılar. Bir görün bakalım. Peki bu nasıl çamur içinde yaşıyor? Bu alanı Kadir Tozbaş ne yapmadı abi? Çamur beyefendi. Her tarafı neresi? Çamur bir gidiyor. Hadi gidelim beraber. Hadi beraber gidelim. Ben Yeşilkent'ten geliyorum. Vallahi ben sen her tarafı gösterdim. Şimdi geldim ben Yeşilkent'ten. Şimdi geldim. Daha yeni geldim. Bak ya geldim bir daha işim vardı gidiyorum. Ya hemşerim bak. İkili yapmayın. Doğruyu konuşun. Doğruyu. Şimdi sen burayı beğenmiyor musun? Ha tam beraber şahit. Hayır burayı beğenmiyor musun? Beraber sen bu gösterim. Burayı beğenmiyor musun sen şimdi? Burası eskisi bundan daha iyiydi. Nasıl eskisi daha iyi? Ne vardı eskiden? Allah Allah. Ya hemşerim bak doğru konuş. Ne vardı eskiden? Ne vardı eskiden? Söyle bana eskiden ne vardı ya burada? Ya buraya hizmet yapacağına Yeşilkent'e yapsan ya burası zaten yapıldı. Yeşilkent'e şu anda bak. Bak hemşerim. Ya güzel kardeşim Yeşilkent'e göz parlı. Şu anda. Göz boyalar bak, başka bir şey yok. Ben hemşerime bir şey söyleyeyim bak hemşerim. Ben sana bir şey söyleyeyim mi? Söyle. Bizim ortak her şeyimiz ortak. Burada bu ülkede beraber yaşıyoruz. Biz doğruları doğru, tamam. Yanlışları yanlış konuşmamız lazım. Şimdi Avcılar Belediyesi bu sene bu belediye çalışıyor. Hiç hakkını inkar etme. Şart olsun, bundan çalışıyor. Öncekiler konuşuyor. Ha, şu an Yeşilkent'te bak. Hemşerim ben oraları biliyorum. Ben inşaatçıyım. Kendim ya, inşaat malzemesi satıyorum. Yani, ben Tahtakale'de müşterim var. Her zaman da gidiyorum. Tahtakale'nin 5 sene önceki halini görelim. Git Yeşilkent'e. Ya 5 seneye göre. Burayı kazıp yeniden yapmaya gerek yok. 5 sene öncesine göre gel Tahtakale'ye beraber gidelim. Yeşilkent'e beraber gidelim. Ayrıca Yeşilkent bak. Bak hemşerim ben sana Yeşilkent bak ayrıca Yeşilkent'te Yeşilkent şu anda daha yeni mahalle oldu. Yeşilkent'te şu anda yeni çalışmalar oluyor. Sadece yani, Avcılar ana caddeyi kazıp yerine düşüyor. Ya sen öyle görüyorsun. Düşüyor. Gidelim başka beraber bak bu arkadaşla da gelsin. Abi ben sana göstereyim neler yapılmış. Şu anda neler yapılıyor. Göstereyim abi, sana da. Ya ne alet bir şey ya. Ben sana diyorum gel gidelim beraber. Ha gidelim kamerayla bir görelim. Arabamla götüreyim seni. Beraber bak neler yapılıyor. Şu anda çalışma var. Ben orada şu an çalışma var yapılıyor. Neresinde oturuyorsun? Ya 636'da oturuyorum. Ha, nerede 636'da? Ya ben oradayım orada. Benim şeyde Balıkesir'de depom var benim. Canım kardeşim. Hayır, diye inkar ediyorsun ya. Sen görmediğin yerler vardır. Bak Yeşilkent'te daha bu belediyeye kadar hiçbir iş yapılmadı. Yeşilkent'te yeni mahalle oldu. Zaten Yeşilkent yeni yapılıyor zaten. Yeni başladı yapılmaya. Yavaş yavaş yapılıyor. Yani niye bu kadar şey inkar ediyorsun? Ha eksikler yok mu? Tabii ki var, yapılacak. Git de gör diyorum sana. Ya, ben görüyorum kardeşim. Ben zaten oradayım.
Ben de bir konuşma yapacağım. Yani bu ülkede bu seçimlerin olması bizim için en önemli seçim. Özellikle bu CHP gelirse ülkenin anasını ağlatırlar. Bu ülkede iktidar sona erer. Biz zaten kendileri de söylüyor. İHA'ları, SİHA'ları tamamen durduracağız. Muharrem İnce ne diyor? Eğer bana Selahattin Demirtaş'ın bırakıldığını söyleyen bir video getirin, burada siyaseti bırakıyorum de. Adam sen bırak hadi. Adam sen bırak. Şerefsiz sen bırak. Hadi bırak adamı o zaman. Erdoğan neler yaptı hemen söyleyeyim. Atatürk Havalimanı'nı ormanlık alana çevirdi. İstanbul Havalimanı'nı kendisi yaptı. O kadar Şahin ve Sakura Şehir Hastanesi'ni kendisi yaptı. Bu çocuğun bildiğini siz de bilin. Siz de artık duyun yani. Yavrum havalimanı kim yaptı? Kim yaptı? Erdoğan. Tayyip yaptı. Cengiz yaptı. Mehmet Cengiz yaptı. Paraları bizi borçlandırdı 40 sene yavrucuğum. Bak oraya havaalanı onlar yaptı. Abi, biz de onlara yaptı? 40 sene ödüyoruz. Tebeli kim attı? Ya, hocam. Mehmet Cengiz kimin hocam, işi parasını kim yaptı? Yaptı? Kim yaptı? Bir dakika ya. Çocuğu ne alet ediyor? Gerek yok ya. Kim katar abi? Bir olan bir insanı gerçekten başa getirirseniz. Hepsi kim katar abi? Yarın bir gün PKK başımızda Apo'nun reykelini burada dikerler görürsünüz. Hizbullah'ı niye söylemiyorsun? Hizbullah'ı niye söylemiyorsun? Allah'ın bir... Şey, Lütfu ha? Ne Hizbullah? Hizbullah'ın alakası yok adam. Adam dün ne dedi? Ben diyor kesmeye hazırım diyor. Ya bırak Allah aşkına video ya. Video çıkarayım mı diyorsun sana? Çıkarayım mı diyorsun? Ya sen böyle yalan söylüyorsan ne olur? Ya buyur. Buyur işte. Gelmez abi. Bu kadar kişi yalan mı? İyi parti var ya rahat ol. Bu kadar yalan mı söylüyor? Gerçekten var ya. İyi parti var orada dizin vermez ya. Adam bir ya öyle bir şey olmaz kardeşim zaten ya. Yasal bir. Ya bu ülke. Ya bırak. Götme abi çok sağ ol. Sen rahat ol ya. Rahat ol. Dikilmez. Yazık ya. Apo'nun heykeli bu ülkede dikilmez. İzin verilmez. Hiç kimse izin vermez. CHP dahi olsa İyi Parti var orada getirmez. Ya ben bir şey söyleyebilirim. Kul hakkı çok iyi diyor. Baştaki kul hakkı iyi. Bir markete gidiyorsun bir şey alamıyorsun. Bir kira veremiyorsun. Kul hakkı çok iyi diyor. Buna söyle daha dursun yerinde ya. Yeter ya. Yeter bu yeter ya. Yapmasın ya. İyilik kazanacak. Evet, iyilik kazanacak. Kemal Kılıçdaroğlu gelecek, iyilik ya, dürüstlük kazanacak. Kemal Kılıçdaroğlu dürüstlük kazanacak. Ha. Fakir için, kuraba için, gariban için Kemal Kılıçdaroğlu gelmesi lazım. Gelmesi lazım. Bu ülkeye. Bu ülke baktı ki bir şey yapamadı. Onu da göndeririz. Kim kul hakkı yese ona karşıyız. Yani kimse kul hakkı bu ülkede yemesin. Yeter ya. Ben gidiyorum markete bir şey alamıyorum. Evime bir şey götürmüyorum. Bir tane Muharrem İnce var, affeden o oyunu sattı. Kim onu ne yapar? Ben kılıçların yerinde olsam onun ayağına gitmem. O gelsin onun ayağına. Bunu böyle şey yapın, televizyona verin, böyle dinlesin Muharrem İnce. Gitmesi lazım, Muharrem İnce'yi sevmiyoruz. O kimdir dün çıkmış ortaya kendini insan görüyor. Teşekkür ederim abi çok. Abi ben de Muharrem İnce istemiyorum. Kur'an kurslarını kapatan, Kur'an kurslarına karşı olan Muharrem İnce'yi siyasetten çekilsin istemiyoruz. Erdoğan'la Kılıçdaroğlu yarışacak, Erdoğan da alacak. Bu kadar basit. Teşekkür ederim. Abi oyum AK Parti'ye çünkü özürlüyüm, beyin özürlüsüyüm abi. O yüzden dolayı oyum AK Parti'ye. Kime oy vereceğiz? Abi şimdi biz CHP vereceğiz çünkü niye? İnce abi. Ben CHP vereceğim çünkü abi bir sağında Ekrem var, öbür sağında da Mansur Başkan var. O yüzden yani tek başına değil o. Ekonomiyi nasıl gözlemliyorsun bir genç olarak? Ekonomi abi vallahi bir sigarayı sinyalle aldık. Ya abi, abiden istedik. Leş gibi abi ya. Yok. Neden bu hallerde? Mesela ben kaç yaşındayım? 18. İşe gidiyorum. Gençler çalışmıyor diyor dayılar. Yok. 3'te gidiyorum, gece 1'de çıkıyorum. Biz var ya, bir aydır iş arıyoruz. İş yok da, iş de yok yani. Teşekkür ederim. Oy vereceğiz abla 14 Mayıs'ta. CHP'ye. Neden CHP? CHP'ye vereceğiz Kemal çünkü. Kemal Kılıçdaroğlu. Değişmesi lazım. En çok neden değişmesi lazım? Sığınmacı mı, ekonomik mi, adalet mi, sağlık mı? Sığınmacıları getirdi, Arapları getirdi. Hepsi geldi Türkiye'ye. Kendimize yetemiyoruz. Türk vatandaşı ikinci plana mı atıldı peki? Tabii. İkinci sınıf olduk biz. Onun için CHP diyoruz. Teşekkür ederim.